Yerleştirilen aydınlatma elemanları üzerinde sonradan da değişiklikler yapabiliriz. Kullanılan ışık kaynağının tipi veya yaydığı ışık şekliyle ilgili değişiklikler yapmak istediğimiz durumlarda aydınlatma elemanını seçtikten sonra yukarıda açılan Edit Family düğmesi ile aydınlatma elemanımızın çizildiği Family ekranına gidiyoruz. Elemanımızın etrafında açılan sarı ışık şeklini seçtiğimizde Modify Light Source sekmesi altındaki Lighting Source Definition düğmesine tıkladığımızda aydınlatma elemanımızın şekli ve yaydığı ışık şekliyle ilgili değişiklikler yapabiliriz. Işık kaynağının şeklini ve yaydığı ışık şeklini değiştirebiliriz. Örneğin floresan tipli ve aşağıya doğru bir ışık kaynağı ya da floresan ve daha geniş açıyla ya da tüm yönden noktasal ve her yöne ya da noktasal aşağıya doğru bir ışık şekli olarak belirleyebiliriz. Okey ile aydınlatma kaynağımızın yaydığı ışık tipi ve şekliyle ilgili değişikliğimizi yaptıktan sonra yeniden çizimimizin içerisine yükleyebiliriz. Load into Project düğmesi ile Override the Existing ikinci seçeneğimizi seçiyoruz ve projemizin içerisine yüklendi. Aynı zamanda yerleştirilen aydınlatma elemanının farklı watt güçlerine sahip de olabilir. Bunları da düzenleyebilirim. Aydınlatma elemanımı seçtiğimde özellikler penceresi içerisinden Edit Type düğmesi ile de watt güçlerini ayarlayabilirim. Buradan Initial Intensity başlığı altından bu kaynağın kaç watt olacağını ya da lumens olacağını buradan belirleyebilirim. Yaydığı ışığın rengini buradan belirleyebilirim. Bu bir xenon ışık mı? Bu bir floresan beyaz ışık mı? Ve bu ışığın ön izleme penceresinde renklerin bu şekilde görünebileceği ya da floresan gün ışığında bu şekilde renklerin görünebileceğini, metal halide bir ışık kaynağı üzerinde renklerin bu şekilde görünebileceğini ön izleme penceresi üzerinden takip edebiliyorum. Okey ile onaylıyorum ve bir diğer önemli parametrem ise Color Filter parametresi. Buradan da ben ışık kaynağımın etrafına renk filtresi atayabiliyorum. Şu an için beyaz, floresan ışığım olduğu için. Okey ile aydınlatma elemanların üzerinde de rahatlıkla düzenlemeler yapabiliyorum.